Peki hocam, mesela Türkiye'nin bazı verileri var mesela. 2002-2019 yılları arasındaki 17 yılda hocam biz Türkiye olarak tarım ülkesi, bir dönem kendi kendine yeten Türkiye derdik. 59 milyon ton buğday ithal etmişiz. Ya yani 17 yılda 59 milyon ton. Aynı dönemde 3 milyon ton arpa ithal etmişiz. 19 milyon ton mısır ithal etmişiz. 2,5 milyon ton pirinç ithal etmişiz. Hocam bu ürünler Türkiye'de yetişmiyor mu ki biz? Yani yurt dışından satın alıyoruz. Yani biz niye bu ürünleri Türkiye'de üretemiyoruz veya üretiyorsak niye yeterince üretip de biz satmıyoruz dünyaya? Şimdi siz çiftçinize verdiğiniz teşvik her sene daha çok azalıyorsa, bu teşviği zamanında ödemiyorsanız, teşviğin ne zaman geleceğini bile çiftçi bilmiyorsa ve ödenen teşvik bir sene geçiyorsa, sen kaldırıyorsun malını, artık bitmişsin. Mazot parası vermişsin, efendim Borçlanmışsın. mesela borçlanmışsın tefeciye, oraya, buraya falan. Diyorsun ki harmanı kaldırayım da şunu satayım. O götürüyorsun, TMO almıyor. Silovarım dolu diyor. Efendim mesela baş fiyat o zaman verilmiyor. Efendime kime gideceksin? Tüccara gideceksin. Tüccar seni boğuyor. Oradan yaptığından ziyan ediyorsun. Borcun zaten katlanmış. Aracıya, tefeciye boğulmuşsun. Devlet sana zamanında ödemiyor. Ödemiyor. Siloya koyacak, silo dolu diyor. Bir çıktı, lisanslı depoculuk çıktı. Lisanslı depoculuğun da yeteri kadar deposu yok. Halbuki çiftçi lisanslı depoya malını yükseltse oradan bir şey alıyor, aldığı Ön ödeme. kağıtla. Oradan yine kredi falan alıyor. O da, kredi de faiz de yok. Bunları da çoğaltmadın. Lisanslı depoculuğun çocuğu. Yani lak luk yapıyorsun ama hep sözde kalıyor. Ha çiftçi. Şimdi çiftçiye bir de diyorsun ki, ya kardeşim çiftçiye şunu ekmeyeceksin. Geçen de çiftçi diyemezsin sen çiftçiye şunu ekmeyeceksin diye. O nasıl bir Ekmek şey hocam para ya? cezası yazmış. Ya sen çiftçi ölmüş, öldürmüşsün zaten çiftçiyi. Çiftçi mifçi kalmamış. Belçika büyüklüğünde arazi yok olmuş. Çiftçi 55 yıl. Hocam bir şey üretmenin cezası olur mu Allah Bak, aşkına? bak. Yani bir şey ekiyor, üretiyor ve o insana para Tarım cezası. Bakanlığı'nın görevi şudur. Ceza yazmak değildir. Çiftçiye şunu ektin, bunu ektin. Sen karışamazsın ona. Çiftçiye dersin ki, ben diyorum ki her köyde bir imam var mı? Her köyü 10 bin taneden fazla ziraat mühendisi işsiz geziyor. Sen köylere dağıt, her tarafa köylü dağıt, tamam mı? Çünkü artık bilgisayar gelişti, networkler tamamdır. Oradaki ziraat mühendisi her dönem not tutsun. Burada şu kadar yer var, bu kadar şu ekildi, şu mal ekildi, bu kadar zarar edildi, burada ürün şu kadar. Bunu bilgisayardan yollasın Tarım Bakanlığı. Yapay zeka ile işlesin Tarım Bakanlığı. O orada büyük bir data geliştirsin. Ha desin ki çiftçiye, kardeşim sen bunu ekmişsin geçen sene, buradan ziyan etmişsin. Bak sen bunu yapmışsın, burada kar etmişsin. Bakın bunu ek, bunu bu ekme. Benim görevim bu. Ama sen bunu ekip sana ceza yazayım dediğin zaman o faşizme giriyor. Bak Kesinlikle hocam. açık ve net konuşuyorum. Faşizmde bile bir yok. Bak yok diyorum, yapılmaz. Hiç faşistler bile Ben hiçbir dünyanın ülkesinde böyle bir şey ülke, okumadım ya, ya. bakın şimdi Rusya'dan gidiyorsunuz değil mi? Gelelim Rusya'ya. Hani lafı açıyor. Yani dünya dışına çıkalım, yakın yerde Rusya'ya gidelim. Sen Rusya'da gittin, gidiyorsun bir görevli. Oradan ya da görevsiz. Oradan bir tarla. Boş değil mi? Boş. Kimin bu tarlaya? Ekti mi? Niye ekmedi? Devlet alıyor, veriyor bunu. Ekilecek bu diyor. Bu tarla ekilecek, başka çiftçiye veriyor. Ekecek Ya da çiftçiye veriyor. böyle yapacaksın. Belçika büyüklüğünde tarla kalmayacak Türkiye'de. Tabii bir alanda değil. Orada ekmiyor adam, burada. Adam bıkmış, parasını almamış. Gitmiş, işsiz olmuş. Büyük şehirlere gitmiş. Gecekondularda kalıyor. Yani Yok parasını. köyünde Köy. üreticiyken, köyünde çiftçiyken büyük şehirlerde Ucuz işçi oluyor. vasıfsız işçi Ucuz oluyor. vasıfsız işçi oluyor. Yazık. Buradaki zaten Biz de o kadar buğday ithal şehirler ediyoruz. altında doğmuş. Sen burada ithal ediyorsun. Mercimek memleketisin. Mercimek ithal ediyorsun. Ve bu akıl tutulmasından başka hiçbir şey değildir. Hocam bir veri paylaşayım. 2002'de 26,6 milyon hektar ekilen arazimiz varmış. 2019'da yani 17 yılda bu 23 milyon hektara düşmüş. Yani 17 yılda %12 azalmış tarım alanı. TÜİK'in verisi bu. Yani sürekli nüfusumuz, tabii nüfusu aslında söylemek lazım. Belki nüfusumuz kaç milyon arttı 2017 yılda ve bizim ama buna rağmen tarım alanımız, ekilen alanımız azaldı. Belçika büyüklüğünde diyorsunuz. Ya yani bir ülke
bir ülke büyüklüğünde tarım alanını kaybetmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ondan sonra da tarım niye bu halde? Yani tarım tam bir öksüz bir şekilde sektör olarak terk edilmiş kendi kaderine. Tüccarların kaderine, belki tekellerin kaderine, dediğiniz gibi yabancı tröstlerin kaderine terk edilmiş bir tarım sektöründen.